Evet değerli dostlarım herkese tekrar merhabalar. Evet ya, ekranımızda yine standart yasal yorumumuz kesinlikle burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Almak, satmak, tutmak tamamen sizlere aittir diyerekten başlayalım. Evet şimdi önce endeks ile bir başlayalım. XU100 diyelim. Evet bugün bir hafiften böyle tepki anlamında bir görüntümüz gerçekleştiği. Evet. Endeks tarafındaki görüntüyü şöyle bir güncellediğimiz zaman yine tekrar ediyorum. 9400'ler, 9500'ler üzerindeki ataklarda biraz daha sağlıklı görüntüye kavuşacağımızı düşünüyorum. Hatta bunu bir tık daha şöyle geri çekecek olursak kaça gelir burası? Hemen şu şekilde alalım burayı. 9400 bantlar. Evet endeks tarafında bir çok daha güzel pozitif düşünebilmemiz için gerekli olan tablonun 9400'lerin üzerinde görüntü olduğunu düşünüyorum. Ha buradan hareketler, tepki hareketleri gelebilir gelecektir. Ama buradaki direnç kırılmadığı müddetçe artık çok da bir şey beklemiyorum. E, aşağıda ise 8700 bandı var. E, negatif görüntü itibariyle 8700'lerde çok güçlü bir bölge. Şimdi burada şöyle bir görüntü olabilir. Yani bu seçim zamanına kadar şuradaki bakınız bir bölge var. E, daha önce test etmiş defa attı. Bakın şu noktada gel gitler yapmış bölge. Konsolidasyon bölgesi. Burada ne yapabilir? Şu şekilde buralarda da gel gitler yapabilir bu arada. E, 8700 9400 bandları arasında bir e, gelgit sürecinin olabileceğini düşünüyorum e, burada Bist 100 tarafında. Evet. Devam edelim. E, Kozaya bakalım. Koz'a teknik görüntüsü gelsin ekranımıza. notlarımıza da alalım koza diye. Şimdi kozadaki görüntüye bakıyoruz. Şu görüntüyü ben şöyle bir 3 günlük yapıp biraz uzun bir noktaya çekeceğim. Çünkü daha önce de red bir bölge burası arkadaşlar. Bakınız aynı görüntü, aynı senaryo. Şimdi bu dalga boyu yine bakın geri çekilmeler olabilir. Bunlar olasılık dahilinde hiçbir şekilde mesela biz şunu diyemeyiz. Ya artık buradan döneriz kesin buradan kaçarız diyemiyoruz maalesef. Çünkü teknik olarak bizleri böyle buralarda zorlayan bölgeler var. Mesela burası çok önemli bir destek bölgesi. Daha önce defaatle test edilmiş olan bir destek alanı. Yani buraya kadar gelebilir mi? Bu ihtimalleri kesinlikle ne yapacağız? Göz ardı etmeyeceğiz. Yani şöyle bir senaryoya Koza tarafında artık bu üst direnç kırılamadığı müddetçe ki daha önceki benzeri görüntü bakın şuradaki ikili tepe ikili tepe bakın aynı görüntüyü karşımıza çıkartıyor. Yani gelir yukarı tekrar aşağı sonra şu şekilde bir süreç geçirebiliriz koza tarafında bu sürece hazırlıklı olmakta fayda var diyorum arkadaşlar. Kesinlikle ve kesinlikle bakınız burada yani kimsenin aldığına sattığına karışmam ama teknik görüntü öncekinin benzeri bir görüntüye bürünecek olursa burada önce bir tepki daha sonra tekrar geri çekilerek bu alt bantlar yani lira rakamlar test edilebilir. Buna dikkatli olalım. Ana desteğimiz de burada bakınız geçmişten gelen destek hattımız. Bu seviyeler şimdi kadrajımızda yer alsın. Bu noktalar e, ileride kullanabileceğimiz noktalar olarak e, telaffuz edilebilir. Bakın daha önce e, dip noktasının test ettiği yerleri şöyle alacak olursak ortalama tepe noktası burası şöyle birkaç ara bölge yapalım şurası şu şekilde idealdir ortalama evet görüntü bu şekilde e, endeks e, koza tarafında arkadaşlar Yani önceki benzeri görüntü eğer burada gerçekleşecekse Burada aşağı yönlü aynı benzeri görüntüler söz konusu olabilir. Biraz daha dikkatli olmamızı gerektirebilir koza tarafı. Evet e, koza ile alakalı e, muhtemelen bakınız daha önce test etmiş olan şu bölgenin üzerine tekrar böyle 62'lerin üzerine atmalıyız ki olumlu bir senaryodan bahsedebilelim koza tarafında 62 bantları üzerinde değerli dostlar. Evet kozanın teknik görüntüsü bu şekilde. Hemen şöyle bakalım indikatörler tarafında bir görüntü şekilde baktığımızda Aresay tarafında desteğin net bir şekilde zaten kırıldığını görüyoruz. Yine mekli indikatörü tarafında aynı kırılım. Yani burada teknik bir bozulma söz konusu koza tarafında umarım. 62 direnci tekrar geçilerek buradaki ikili tepe çöpe dönüşür. Yoksa daha önceki ikili tepeler daha önceki uyumsuzlukları nasıl satış getirdiyse benzeri görüntünün olma olasılığı da burada oldukça yüksek gözüküyor koza tarafında. Arkadaşlar katıla dahil olarak chat ekranını kullanabileceğiniz gibi süper chatlerle de buradan bağışta bulunup, bulunup kanalımıza katkılarınızı sunabilir. Analiz taleplerinizi iletebilirsiniz. Evet koza tarafını bu şekilde özetlemiş olduk. Görüntü maalesef ee, negatif bir şekilde devam ediyor. Evet. Koza'ya benzer bir görüntü. Eczacı ilaç tarafında da var maalesef. Hemen alalım. Bakın. Daha önce ikili tepe şeklinde uyumsuzlukla beraber satış gelmiş. Yine bakınız aynı şekilde. Yani da bakınız aynı benzeri görüntüler. Yani sonu bu şekilde olabilir. Onun için altlardan kendinize pay ayırın. Altlardan kendinize pay ayırın mutlaka. Şimdi buranın destek seviyesi hemen onu alalım. Ortalama buradaki destek hattımız 39 bantlar eczacı ilaçta. Ee, buralar yine test etmesi muhtemel güçlü bölgeler arkadaşlar. 39 bantlarına pay ayrılmalı ve de artık e, daha önce biliyorsunuz 50 idi bizim desteğimiz. 50 de kırıldı. Şu direnç hattı kırılmadan çok da oyuna girmenin çok da sağlıklı olacağını düşünmüyorum burada. ha Bu direnç hattını kırabilirse tekrar yolculuk yapılabilir e eczacı ilaç tarafında. Evet görüntü bu. Ecilçide işte, baskı devam ediyor. E yukarıda 44 seviyesi direnç arkadaşlar. Aşağıda 39 destek şeklinde takip edilebilir. Düşen kırılımını görmem halinde yine pozitif düşünebiliriz. Şimdilik teknik bozulma e durumu devam ediyor eczacı ilaç tarafında. Hemen dolar bazlı görüntüsüne de bir bakalım İcilcin. Evet. Üç günlük grafi alıyorum. Biraz daha geniş alanı görelim. Evet. Yani yaklaşık 1.10-1.15 bandı. Güçlü destek bölgesi. Bakalım burası çalışırsa güzel bir e, tepki gelebilir burada. Yani burası çalışmadığı takdirde ise işte fibonacci seviyeleri maalesef e, çok çok aşağılarda 0.786'lar devreye girebilir. 0.618 bandının 1.05 olduğunu görüyoruz. 0.786'nın 0.76 bandları olduğunu görüyoruz. Yani bu bölgelere pay ayırmak gerekecektir diye düşünüyorum eczacı ilaçta. E, biraz daha geri çekilme e, aşağı yönlü hareket biraz daha baskın durumda halen olumlu bir görüntümüz söz konusu değil. Evet. Devam edelim. Art yazılıma bakalım. Hemen art yazılım görüntüsü gelsin. Evet. Burada artık ters filama oluştu. E, 34-36'nın e, stop loss noktası, destek noktası olduğunu söylemiştik. E, maalesef. Yani burada 34-36'nın altı negatif. 39-58'lerin üzerinde olumlu olabileceğini daha önce vurgulamıştık. E, aşağı yönlü bir kırılım geldi ve bu kırılımda da şu kısmı çizmiştik daha önceden sizlere böyle 28 bantlarının olasılık dahilinde olduğunu. 28 ve de bir tık altında 22 bantlarına pay ayırarak hareket etmenizde fayda var diyoruz art yazılım tarafında. Evet. Günlüğüne bakalım yine. Evet. Yani buradaki derinlik kadar geri çekilme potansiyelini hesapladığımızda ya buradaki e, görüntü bizleri nereye kadar böyle 26 27'lere kadar formasyon hedefi olarak çekiyor değerli dostlar. Evet. E, tablo bu. Umarım şöyle şuralara kadar gelir artık da 29 bantları. Test etsin burayı ve buradan bir dönüş yapsın, güzel bir dönüş yapsın. Arkadaşlar şu var. Yani bu işte seçim muhabbeti, savaş muhabbeti bizi biraz daha birkaç ay daha oyalayacağı benziyor. Ha sonrasında bakın pozitif bir haberin piyasaya düşmesiyle beraber yani nasıl gittiğini bilemezsiniz hisselerin. Onun için kesinlikle hissesiz kalınmaması gerektiğini çünkü bu hareketin nereden ne zaman geleceğini bilemeyiz. Hissesiz kalınmaması gerektiğini ama ne var ne yok da belirli bir bölgeden girmemeniz gerektiğini her zaman söylüyorum. Aşağıdaki kademe bölgelerine mutlaka biraz e, biraz miktar ayırın arkadaşlar. Bu sizin faydanıza olacaktır. E, evet durum bu. İsvaş'a bakalım. Evet 4-5 gündür taban serisi yaptı İsvaş. Şimdi bu İsvaş'ta bakınız bu seri yapıldığı zaman arkadaşlar bakın size her zaman şunu söylüyorum. Ya, yani aşırı primlemiş mesela 16'dan 68'e yani endeks gitmiş e, ters, tersine bu Mersin'e gitmiş. Yani yukarı doğru yere gitmiş yani yukarı gitmiş güzel ama endeks de arasında ciddi anlamda bir sıkıntı söz konusu arkadaşlar. Yani bunun bir şekilde çakılacağı belli arkadaşlar bu tarz hisseleri her zaman söylüyorum ya aşırı alım bölgesinde yani dikkatli olacaksınız. İşte ne yapacaksın burada şimdi? Yani 4 5. tabanını yaptı. Şimdi biz yatırımcılar uyarıyoruz burada bakın. Teknik bu tarz şişmiş hisselerden bize her zaman uzak durmamızı söyler arkadaşlar. Bakınız kademeli destekler 1. Bakın. 2. Bakın şurada bir bozulma olmuş mu kardeşim. İşte 60'larda destek kırıldı, stop. Ama daha sonra yukarı gidiyor. Yatırımcı yani stoptuk falan diyor. İşte uyumsuzluk buradaki en önemli unsur. Bakın, Aresay tepedir. Bariz bir şekilde aşağıda oluşuyor. MACD indikatörün kesişmeleri aşağıda. Bunlar hepsi birer sıkıntıydı maalesef. Geçmiş olsun yatırımcısına. Ne yapılabilir bundan sonra? Yani muhtemelen tepki hareketleri gelir, oyalanır, tekrar yani burada sizi biraz oyalayabilirler arkadaşlar. Çok da uzaya gitmesini beklemeyin bu saatten sonra. Sizi biraz e, oyalayacaklar. Bakalım nereye kadar. Evet. MA200 bandı şu anda artık tutunduğumuz bölge olarak umarım kalır. Yani burayı da kırarsak yarın itibariyle muhtemelen soluğu 25'lerde alabiliriz İzmir, Fırça, İzfaç'ta. Evet ciddi bir satış yemiş durumda arkadaşlar. Evet. Devam edelim. Evet, hep olumsuz hisselere mi bakacağız? Etilere bakalım bir de. Evet, İsveç'te taban yedi. Yani o şekilde gidip de en tepede maliyetlenirsen sıkıntı. Bakın, etiler gıda. Size daha önce anlattık defaatle. Çok bariz bir filama görüntüsü olduğunu söyledik. 25 bandının kırılmasıyla 41.30 teknik hedefimizdi. Kaça geldik? 40.66. Ben bu hedefi alınmış gözüyle bakıyorum bu saatten sonra. Yani 25 25.14'lerde İki hedefimiz vardı. 35 ve 41. İkisi de alınmış gözüyle bakıyorum. Ha, bu saatten sonra ne yaparsınız bilemem ama ha, bunun da kar satışları gelebilir. Ya dikkatli olun arkadaşlar. Ne olur böyle 30'lara falan gelir veyahut da bir tık altta şöyle 26 bantlarına gelir. Ne yaparsınız burada? Tekrar e, fırsat alımları verebilir. Ama şu anda buralar kritik noktalar. Ha yukarı gidebilir mi? Gidebilir tercih sizin. Ha biz bu hisseyi çok çok aşağılarda mesela 1 2 3 4. dipte de anlattık. 20 48'lerde ma 200 bandının fırsat olduğunu söyledik. Kırıldıktan sonra da fırsatın devam ettiğini söyledik. Ha bundan sonra tercih sizin. Tercih sizin. E çünkü çok böyle yükselmiş hisselerde genellikle karşı kar satışları gelebiliyor. Sıkıntımız o yönde yoksa bu hisse daha da yükselmeyecek, gitmeyecek anlamında bir şey söylemiyorum. Yani biz deriz teknik olarak negatif bir görüntü var. Bir para girişi olur. Hop yukarı ama Baktığınızda sıkıntılar var mı? Var. Şu anda zor tutunuyor yani. Evet, tüp rush diyelim. Evet, tüp raşa bakalım. Hemen şuradan katüleyerimizden gelenler var mı ona da bakalım. Şu anda yok. Evet şöyle yapalım. Şimdi TÜBRAŞ tarafına baktığımız zaman Tüm çizimleri şöyle kaldırıyorum. Çünkü destek kırılmış şurada gerçekleşmişti. 165 manatlarında. Şimdi burada muhtemelen e, bir konsolidasyon bandı nasıl ki daha önce mesela şurada çalışmış bir konsolidasyon bandı var idi. Şu şekilde. Burada da muhtemelen şöyle bir konsolidasyon e, görüntüsü oluşacak gibi. Yani burada e, önümüzdeki bir ay bu bant içerisinde gelgitlerle gitlerle geçirebiliriz birkaç ayı. Sonrasında tekrar ben artık tepeler ve dipler yukarıda oluşmaya başladığı için ben genel itibariyle olumlu bakıyorum. Ama tabi burada şimdi bir dirençten ret yeme durumu var. Şöyle birazcık aşağı doğru gevşeyebilir ama şuradaki direnç yukarı kırdığımız takdirde 160, 160 bantları tekrar olumlu bir seyre bürüneceğini düşünüyorum. Ya yani buradaki benzeri konsolidasyonun bir farklı yapısı burada söz konusu. E, Tüpraş tarafında. Dolar bazlı bakalım tüpraşa. USD bazlı tüpraş görüntümüz gelsin. Evet. Dolar bazlı tüpraş görüntüsünde çok net bariz bir direnç attığımız söz konusu şu şekilde aldığımız zaman 4.64'leri görüyorum direnç hattı olarak. Bir üst bantta ise 4.94 bandını görüyorum dolar bazlı. Olası geri çekilmelerde ise bu noktada ise güçlü bir yapı var aşağıda. 3.95 bantları. Bir tık yukarıda da 4.19'ları görüyoruz. E, 4.64 direnci kırılırsa ün açılabilir. 4.64 direnci kırıldığı takdirde. Burada şunu güdeceğiz arkadaşlar. Bakın şöyle sol baş ve sağ Şimdi bu formasyon gelmeli ki alım yönünde teknik anlamda yukarı doğru bizi itebilsin. 4.64'ler. Bu gelmediği müthiş. Bu Görüntü bu şekilde bizleri buraya kadar da itebilir. 3.90'lara kadar. Onun için buralara da ne yapacaksınız? Hazırlıklı olacaksınız. Yani bu kırılım. Ya bazen şunu diyorsunuz. Ya bu kırılımı mı bekleyeceğiz? Ya 4.64 kırılım beklemeden buradan alsak olmuyor mu? İşte aldığın zaman buradaki satış geldiği zaman buralara 3.99 4'lere o zaman stres yaş yaşıyorsun. Onun için formasyonlar e, formasyonlarda teyitler, onaylar önemlidir arkadaşlar. Yani burada teyidini alabilmesi için bu oluşumun zaten formasyon adını alabilmesi için 4.64'ün üzerine kırılımı gerçekleştirmesi gerekiyor. Değerli dostlar tüpraş dolar bazlı görüntümüzde. Evet. Kafein diyelim hemen. Kafein yazılım. Evet. Maalesef kafein onaydı. Retest derken tekrar çakıldık. Şimdi geldiğimiz nokta şurası arkadaşlar. Bakın tüpraş taraf pardon kafein tarafına geldiğimiz nokta şurası. Daha önce defaatle de çalışmış, test edilmiş, güçlü destek hattı burası. Evet şöyle alalım. Kafeinin görüntüsünü bu şekilde özetlemiş olalım. Klonluyoruz bakınız. Evet görüntü bu. Şimdi buradaki alçalan takoz biraz daha majör oldu. Umarım bu destekten dönüşünü yakalar. Tekrar yukarı doğru hatanı gerçekleştirir kafein. Baktığımızda burada yukarıda 105 bantlarını görüyoruz ortalama. Akabinde sırasıyla 117'ler, 133'ler, 150'ler e, sıralı teknik hedef bölgeleri kafein tarafında. Tabii ki alçalan takozun kırılmasıyla beraber. E, kafeinin özeti bu. Destek noktası umarım bir fırsat bölgesi olur bugün itibariyle. Yani bu destek çalışmasa da satış baskısı muhtemelen bizi ta ki şuralardaki 75-76 bandına kadar taşıyabilir. Evet güzel bir tepki bölgesi bakalım. Kafeinden buradan bir tepki bekliyoruz. Çalışırsa güzel bir görüntü bizlerle beraber olmuş olacak değerli dostlar. Evet kafeini ben şöyle bir gruba da atayım. Kafein yazılım. Görüntümüz güzel, fena değil. Evet, kafein görüntümüz fena değil. Teknik açıdan olumlu. Evet, kristala bakalım, Mustafa Bey Evet kristal kola meşrubet diyoruz. Hemen gelsin ekranımıza. Evet 3 günlük grafiği alalım. Evet. Şimdi kristal tam desteğinde arkadaşlar. 5.29 bandları ortalama destek bölgesi şöyle. Yani 5'lere kadar bu desteği çekebilirsiniz. 5'lerin altında kapanış gelmediği müddetçe buralarda bir tepkime oluşabilir. E, kristal tarafında e, ee, teknik açıdan 5 bandı stop loss seviyesi arkadaşlar. Güzel de bir hacim var. indikatörler tarafı olumlu. E, ee, kristal de yine ne yapılabilir? Takibe devam edilebilir. Hemen şuradan bir günlükte atalım bunu. Şöyle üç günlük yapalım. WhatsApp grubuna atalım bunu. Taner Ademir fonet bakalım. Evet, kristal. Şuraya atalım. Şimdi bir önceki hissemiz neydi? E, kafeindi. Kafein yazılımı da alalım buradan, ekran görüntüsünü. Evet, devam edelim. E, kristal de özetlemiş olduk. Taner A Demir fonet bakalım. Fonet teknik görüntümüz gelsin. Evet, fonet teknik görüntü 16.90 seviyesi. Şimdi kaç günlük bir kapanış var bunun altında? Ee, iki 2 günlük. Şunu şöyle şuraya çekelim şimdi arkadaşlar. Kaç burası? Ortalama şu şekilde 15.69'lar. Bakınız daha önceki destek bölgemiz. Artık burayı takip edeceğiz. Ya burası da kırıldı. Muhtemelen buradan bir dönüş gelebilir. Eğer burası da dönüş gelmezse önünde ciddi bir boşluk var aşağıda arkadaşlar. Yani ciddi bir boşluk var ta ki onlara kadar. Artık buradan bir tepkinin gelmesi gerekiyor. Evet. Fonet tarafında 15 70'ler güzel tepki bölgesi ortalama. Evet. 15-71 bantları Evet fonette çok da söyleyeceğimiz bir şey yok. 15-70 destekli de takip edeceksiniz. Güzel yani bu tepkinin gelmesi güzel bugün itibariyle. Tankut Özlem hoş geldiniz. Teşekkürler. Evet. Odine. Şöyle yapalım Odine'yi. Evet şu nokta güzel bir görüntüyü verdi bizlere. Ee, daha önce test edilmiş olan e, bölgelerin tekrar bir alım noktası olarak çıkabileceğini zaten her zaman vurguluyoruz. Hatta şöyle bakalım şurayı. Geniş bir yelpaze üzerinden alalım. Görüntü bu. Ee, Odine tarafı fena değil olumlu. Bir düşen kırılımına da gidebiliriz her an buradan. Ki şöyle baktığımız zaman evet şu anda an itibariyle bir kırılım gerçekleşmiş durumda Odine tarafında. Evet Odine'nin kırılımı güzel. Teknik olarak baktığımızda da yukarı doğru formasyon hedefleri, oluşum hedefleri 92'ler. Aşağıda stop loss noktası ise 74 şeklinde takip edilebilir. E, ilerleyen zaman dilim içerisinde de çok farklı yerlere gidebileceğini düşünüyorum o Ya bu alan içerisinde de 74 92 bandında da gelgitler yaşayabilir. Yani bir belirli bir süreç var önümüzde. O süreci bu şekilde sürdürebilir. E, Odin'e tarafındaki görüntümüz bu. Fena değil. İndikatörler tarafı da güzel. Olumlu taraftayız. Yayla gıda bakalım. Yayla gıda sanayi diyelim. Evet maalesef ve maalesef 11-18 desteğinin kırılmasıyla 11-18 destek noktasıydı altı 6 sıkıntılı 12'nin üzeri olumlu dedik ama maalesef 12 direncini kırmayı başaramadı. Buradan dirençlerden sürekli reddedik. Nihayetinde de geldiğimiz nokta burası artık. Bu noktadan sonra özellikle 9 bandlar ciddi anlamda bir destek bölgesi yayla gıda tarafında. Şöyle yapalım biz bunu temiz bir sayfaya bürüyelim. 9 bandı şu anda gözüken çok çok önemli destek hattımız ortalama 9-10'lar. Ee, bu noktadan tepkinin gelme olasılığı yüksek. Bu tepkiyi bulamaz isek 7 kadar da çakılma devam edebilir ee, yayla gıda tarafında. Evet, kırılamayan direncimiz maalesef. Ee, halen bu noktaları yine biz zorluyoruz. Bakın şu şekilde. Ee, buradan ufak bir tepki gelebilir ama tabii bu yani direnç kırılımına bağlı bir görüntü olmalı. Kırılımı başarabilirsek tekrar yolculuk yukarı doğru hızlı bir şekilde önce 13.40'lar akabinde 14.60'lar ve bir tık yukarıdaysa 17.80 bantlarına doğru hareket gelebilir yayla gıda da. Güzel bir tepkime bölgesi bakalım bu tepkimeyi burada yapabilecek mi başarabilecek mi yayla gıda hep beraber göreceğiz. Yine e, geçmişten gelen bakın şöyle bir uzantımız da var eğer bunu başaramazsak zaten tıkır tıkır kırılırsa çok ciddi geri çekilmeler görebiliriz. Umarım bunu yaşamayız artık bir hareketin artık başlama vakti geldiğini ben düşünüyorum yani birçok hissede ama da buradaki haber akışları seçim FED vesaire savaş muhabbeti bir şekilde ne yapıyor piyasa baskılanmaya devam ediyor ve bu piyasa arkadaşlar böyle seçim zamanına kadar Amerikan seçim zamanına kadar Kasım'a kadar böyle gel gitler yapabilir normaldir ama şunu unutmayın bir gün bu yükseliş başlayacak arkadaşlar bir gün başlayacak. O zaman siz o hissede misiniz değil misiniz? Yani bir yatırım aracında mısınız değil misiniz? Önemli olan bu olacak. Evet yayla gıda tarafı bu şekilde. Evet devam edelim. Tezol. Evet grafik görüntümüzü şöyle bir sıfırlıyoruz tezol tarafında. Evet daha önce tepkime noktasını güzel yakaladık. Yani 15-70 bantları güzel ee, bir tepki bölgesi oldu ama akabinde yukarı doğru bakın yeşil alana doğru yükseldik. İşte uyumsuzluklar can sıkıyor arkadaşlar. Şunu üzerine basa basa aktarmıştım. Bakın şuradaki Alesay tepeleri daha aşağıda. Hisse tepeleri yukarıda. İşte bir düzeltme gelebilir. Kar satışları gelebilir diye. O kar satışlarını gördük. Tekrar buralardan umarım böyle 15-60-15-50 buralardan tekrar bir alım fırsatı vererek bizleri tekrar yukarı taşıyabilir. Evet yine uygun noktalara geldiğimizi düşünüyorum. Ha, kanal boyu yukarı doğru gidiş hesaplayacak olursak yani kanal boyu aşağı doğru satışı bir miktar daha satış belki 14-50 lira kadar sürebilir. Ama bu noktalardan yavaştan bir tepki oluşmalı diye düşünüyorum Tezol tarafında. Zoren bakalım. Zorlu enerji teknik görüntümüz gelsin. Evet baskılanma tam gaz devam. Yani ufak bir tepki buradan destekten şöyle sonra tekrar buraya doğru demiştik, tepki küçük kaldı ama tekrar işte o bizim alt çizgilere doğru gittiğimizi görüyorsunuz ee, zorlu enerji tarafında. Ya Burada da bir müddet daha oyalanma muhtemelen olabilir ama uyumsuzluğa bakacağız bakınız yani RSI tarafında kısmi de olsa bir yukarı yönlü hareket var ee, hisse diplerine göre bir pozitif uyumsuzluk var. Daha önce ilk temastan yukarı doğru bir hareket gelmişti. İkinci temas denemesi umarım bizi direnecek kadar taşıyabilir. 4.74.80'ler bunu takip ediyor olacağız. Zoran'ın yine tepki bölgesinde olduğunu söyleyebiliriz değerli dostlar. Euro Power teknik görüntümüz gelsin. Evet. Euro Power'ın şu görüntüsünde hem ana desteğin aslında kırılmadığını görüyoruz hem de şu düşen destek hattında tam bakın milimetrik bir tepki geldi arkadaşlar. Ee, Euro Power tarafında. Umarım buradaki düşen kırılımında gerçekleşir. Yani yarın da bu dev sat yükseliş devam ederse böyle 86-30'ların üzerinde tekrar yukarı yön en azından şöyle 98 hatanı görebiliriz. Sonrası yeni bir değerlendirme kırılım gelir ya da gelmez ona bak bakarız arkadaşlar. Yani görüntümüz şu anda destekten ne yaptı? Gücünü aldı. Yukarı doğru yöneliş söz konusu Euro Power tarafında. Evet. Devam edelim. Bu hisseler isterseniz şöyle bir sonlandıralım.